biskutu. Sofrayı içmeyecek misin? Tamam, başlayalım. Altmış yaşındayım. Tesbih ve saat, yüzük satarak geçimimi yapıyordum. Eve geldim. Hırsızlar evime girdi. Benim bütün birikimleri hepsini çaldılar. Karakola bildirdim. Şu anda karakol onları arıyor. Yetkililerden eşyamın bulunmasını istiyorum. Çok mağdur durumdayım. Benim başka geçim kaynağım yoktur. Tek başıma yaşıyorum. Kimse bana yardımcı olmuyor yani. Hayır. Başka yer. Hiç kimse, hiçbir yerden gelirim yok. Yalnız tesbih satarak geçimimi yapıyorum. Onu da çaldılar. Evliydim, boşandım. 9 çocuk sahibiyim. Gelmiyorlar. Şu anda tek başıma yaşıyorum. Ama yetkililerin bana yardımcı olmasını istiyorum. Evet, bu evde yaşıyorum. Bu babamdan kalma evdir yani, Kaç yıllık ev? hisselidir. Yattığım odada banyomu da yapıyorum. Banyo, soba, elektrik, hiçbir şey yok. Çalınan malzemelerim tahminen 50 milyar falan vardı. Çünkü onları borçla almıştım. Şimdi borçlular gelip beni sıkıştırıyorlar. 50 bin liralık malzemem, tesbih, saat, yüzüğüm vardı. Onu götürmüşler. Bunu kaymakama da dilekçede bildirmişim. Şu anda bundan dolayı psikolojim bozulmuş. Yani intihar edebilirim de yani.